Markaj'daki birlikteliğimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Programın ilk bölümünde kısmen kamp, ağırlıklı olarak Sayın Emin Adanur'un transfer tahtası ile ilgili yaptığı çalışmaları bilgilerimiz doğrultusunda yorumlamaya çalıştık. Şimdi bunun dışında elbet Bursaspor yaşayan bir organizma. Bunun dışında birçok olay oluyor. Yani nedir bunlar? Gene Sayın Adanur'un bir stat çıkışı vardı. Siz az önce reklam arasında son anda biraz karışık o konu dedim ben de size sorduğunuzda. Şimdi statla ilgili bir yetki sıkıntısı var. Yani bununla ilgili Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Aynur Aktaş bir açıklama yaptı. Emin Adanur bir çıkış yaptı. Onun üzerine bir açıklama yaptı. Benim en basit şekilde anlatmak istediğim şu. Bursaspor o statta oynuyor mu? Bursaspor o statta kiracı mı? O statta yetki kimde? Şimdi elektrik faturasını Bursaspor ödüyor. Ödüyor. Borç onun onun borcu. Yani. Su parası da belediye geçelim. Ondan sonra doğalgaz Bursaspor ödüyor. Burada kim o zaman oranın kullanım hakkına kim sahip? Bursaspor. Bursaspor sahip değil mi? Şimdi ben bu açıdan bakıyorum. Peki bugüne kadar yönetimler, geçmiş yönetimler, bu yönetimi tenzih ediyorum şu anda. Yolun başında oldukları için. Bir metrekare yer kiralayabilmişler mi? Birine. Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e. Yani stadyumdan birine vermemişler. Ya kimseye bir yere kiralayabilmişler mi? Hayır. Kiralayamamışlar. Yok yani ben orada tabelası asılan işte bilmem ne züccaciye ya da bilmem ne Gelir restoran elde edecek bir diye. şey yok yani şu an. Yok değil mi? Alt katlarda bir metrekare. Geçen gün arkadaşlarla oturduk. Stat hala na tamam bir stat. Yani. Yani şöyle söyle, uluslararası hiçbir maç verilmiyor hala. Verilmiyor. Ve stadın şu anda o Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaşayan statlar projesi kapsamında olması için müteahhit bir arkadaşımla konuşuyorum. Dedi ki Süha dedi ne kadar ihtiyacı var biliyor musun dedi. Ne kadar dedim. En az dedi 100 milyon liraya ihtiyaç var dedi. En az o stadın altındaki dükkanların Aktif yaşayan hale aktif gelmesi. hale gelmesi için, stattaki eksiklerin bitmesi için. Yani tam anlamıyla evet burası yaşayan bir stattır demen için 100 milyona. Ya arkadaş bu zaten stat 600-700'e mal oldu. Bir 100 daha mı yapacaksın? Ben net bir şey söyleyeyim. Yık yenisini en azından 300'e yap, sıfır stat olsun. 500'e yap, sıfır statta oyna. Stat zaten eskidi 10 yılda. Yapılırken eskidi, düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünde Tamamlanmadı işi ya. yapılırken eskiyen tek stat. Şaka gibi. Ya ben şeyi hatırlıyorum ya. Hangi Avrupa Şampiyonası'na aday olduk biz biliyorsun. Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olmamız için. Hangi yılı hatırlamıyorum ama işte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da o zaman 1 milyar mı 1,5 milyar mı bir çek koydu ortaya. Türkiye'nin önemli 10 şehrinde 10 stadyum Evet. diye taahhüt etti. Gitti hatta o genel kurula katıldık hatırlarsan. Türkiye Futbol Federasyonu yetkileri, hükümetten bakanlar falan gitti. Spordan sorumlu Devlet Bakanı, Dışişleri Bakanı. O oylamaya katıldılar ve biz oylamayı kaybettik. Galiba Fransa Platini'den dolayı, o zaman UEFA Başkanı Platini'ydi hatırlarsan. Platini'nin tercihi çift oy muydu? O iki oy mu ne geçiyordu verdiği oy? Ve Fransa ev sahibi. Ev Evet. sahibi Fransa olmuştu galiba. Biz kaybetmiştik işte. Evet. Hangi yıl olduğunu bilmiyorum ama şeyi. O paranın içinde Bursa Aktürk Stadı da olabilirdi. Hani stadyum ya yerinde yapılır ya başka yerde yapılır. Oraya girmiyorum. Yani o bugün artık tartışacağımız bir konu değil. Stat bitti çünkü. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye'nin 10 şehrinde ulaşım dahil otoparkları olan canlı yaşanır statlar için o zaman ev sahibi aday ülke olarak o organizasyonun turnuvanın benim ülkemde yapılmasını teminen o ülkenin cumhurbaşkanı çek koydu ortaya. Evet. Yani 100 milyon çok büyük para değil dediğin için söylüyorum bunları. Yani 1 milyar diye hatırlıyorum ama 1 milyar dolar mıydı? 1 milyar Türk parası mıydı hatırlayamıyorum onu. Yani tarih geriye doğru baktığınızda görürsünüz o şeyi. Çünkü politika malzemesi olarak da kullanıldı. Hani
bu turnuva, Türkiye niye ev sahipliği yapamıyor bu tür organizasyonlara? Dikkat edersen bir Şampiyonlar Ligi finali oynanıyor bir tek bizde. Ya da yarı final maçları veriliyor ya da UEFA şampiyonluğunun kademe maçları veriliyor. O da bir tek stada veriliyor zaten. Olimpiyat stadına. O bile bizim için bir onur ama bir Avrupa şampiyonasına, organizasyona ev sahipliği yapmak dünyanın bütün ülkelerinden ilginin olduğu bir ülke konumuna geliyorsunuz. Bir de Avrupa'nın her yerinden göç geliyor şimdi. Ya mesela ben şimdi niye bunun sıkıntısını çekeyim? Ya ben gazeteciyim. Siz bir üst düzey bürokratsınız. Ya arkadaş, Türkiye'nin dördüncü büyük şehrinde ben niye... Üç diyelim biz ona. Üç diyelim. Bazen iki, bazen üç. Bazen. Bırak dördü yani. Bırakalım. Nakdi ekonomi olarak bak. Nakdi ekonomi olarak, tamam peki. Ben niye uluslararası maç ben oturup seyredemiyorum ya? Evet. İşte benim bunu, ne benim ne suçum var ya? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani bu, böyle bir şey olamaz ya. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu bir kere bu şehri yönetenlerin önemli sorunlarından bir tanesi bu. Yani ben uluslararası maç istiyorum arkadaş stadyumumda. Yani şeyi hiç sevmediğim bir şeydir. Taca atmak. Hani benim konum değil. Hani benden öncekilerin sorunu. Bu beni ilgilendiren bir yapı değil. Bu taca atılan, şu anda taca atılıyor çünkü şeyler. Dikkat edersen Özdüce'yle ilgili de sayın eleştiri ve tenkit ve siyasi gibi düşünmesin izleyenler ne olur. Bunu sadece futbol olarak baksınlar hadiseye. Özdüce tesisleri Bursa Spor'un isteği üzerine yapılan bir tesis değil. Dönemin belediye başkanı Özdüce tesislerini milli emlaktan kiralayarak yaptı orayı. Evet. Bursa Spor'a hediye edildi bir nevi. Evet. Neden? Bursa Spor kulüp başkanıydı. Rahmetli Hikmet Şahin. Aynen. Kulübün başkanı da çok da değerli bir şey yaptı. %100 mobilyasına kadar her şeyine birebir müdahale ederek yaptı. Sonrasında çok hakimiz konuya yani. Sayın Türkiye'de örnek bir yapı. Erdoğan Bilenser döneminde de hizmete girdi. Aynen. Ve Türkiye'de örnektir de şeyi. Hem Vakıfköy tesisleri olan bir kulüp hem de Özdüce gibi modern bir yere sahip olan bir kulüp. Özdüce'ye geçtim. Vakıfköy birçok kulüpte yok. Aynen. Ama bu çok önemli. Çünkü belediye başkanının bir açıklaması var bununla ilgili. Kiralarını bile biz ödüyoruz. Kira almıyoruz. Çünkü belediyenin orası. Milli Emlak'ın da alacağı var oradan. Kira alacağı var. Büyükşehir'in de bu spor kulübünden alacağı var. Bununla ilgili bir Sayıştay incelemesi vesaire da, falan. Sayıştay bütün kurumları inceler. Sayıştay'ı bu konunun içine koymuyorum Sayıştay'ı. Peki. Sayıştay denetler, inceler, rapor, rücu eder. Bir sürü şeyler yapar. Üniversitede bunu okumuştuk. Evet, tamam. Onun görev alanı. Tamam. Sayıştay'ın şeyi bu. Ama bütün her şeyi buraya yıkarak benim yapacak bir şeyim yok demek konunu taça atmaktan başka bir şey değil. Yani ülke yönetenler, yerel yöneticilik yapanlar bunu çok iyi bilirler. Yani siz bir işe sahipleniyorsanız sahiplenirsiniz. Sahiplenmiyorsanız işte taça atarsınız, öyledir dersiniz, otopark satarsınız, raporlar var dersiniz. Her şeyin bir raporu vardır. Her şey raporludur zaten. Raporsuz bir şey olamaz yani. Neden? Bir şey yaptığınızda biri denetliyor çünkü sizi. Hatta birkaç kurum denetliyor. Hep önemli olan en iyi şekilde katkı koymayı becerebilme. Şehri harekete geçirirsin, sanayiciyi harekete geçirirsin. Taşın altına elini koyarsın, bir şey yaparsın yani. Yapanlar geçmişte nasıl başarılı olmuşlarsa sen de bunu yapabilirsin. Çünkü Bursa'nın diğer şehirlerden farklı bir özelliği var. Yani kulüpçülük olarak baktığında Bursa Spor Kulübü'ne evet iş adamları, sanayiciler sahiplenmiştir ama yerel yönetim her zaman destek olmuştur. Zaten tamamı yerel yönetime aittir baktığınızda. Yani kentin büyükşehir belediyesine aittir yani. İşte stadyum da ona aittir, Özdüce tesisleri de ona aittir. Kökünde milli emlak diye tabir ettiğimiz eski adı hazine olan bir sahip vardır şeyin içinde. Ama bunu Fenerbahçe kulübü halletmiştir. Galatasaray kulübü halletmiştir bak. Bizim halledemediğimiz işleri İstanbul'un o büyük takımları bunları kökünden halletmiştir. Kendi üzerlerine geçirmiştir. Milli emlaktan eski adı hazine olan o aldıkları toprakları kendi kayıtlarına almışlardır. Satın almışlardır. Bila bedellerle, küçük şeylerle almışlardır. Biz hala kaç yıl geçmiş, 63-65'lerden bahsediyoruz. Bugünlere gelmişiz. Biz hala o yer onun o kira ödemiyor, bunu ödemiyor. Ne kirası? 800 milyon borcu olan bir yapıdan bahsediyoruz. Nerede hangi kirayı ödeyecek? Yani? Nerede ödeyecek? Tahtayı açmak için paraya ihtiyacı var. Onu açamıyor. 50 milyon transfere para koyuyor. Bir de stadı da mı yapacak yani 100 milyon da parayı harcayıp yaşayan hale bu mu getirecek yani? Yani devletin
desteği, yerel yönetimin desteği olmadan siz bir futbol kulübünü ayağa kaldıramazsınız. Ha, burada da belediye diyor ki arkadaş burayı artık biz işleteceğiz diyor. İşletebilir, işletsin. Önemli olan ben orada milli maç seyredeyim, UEFA maçı seyredeyim, Şampiyonlar Ligi maçı seyredebileyim, bir stada sahip olayım. Bursa Spor da diyor ki hayır ben orayı kendim kiraya vereceğim diyor. Zannetmiyorum böyle ısrarlı bir şey yoktur Bursa Spor Kulübü'nün. Önce bir şey olsun, bitsin, ondan sonra o tartışma başlar. O bence daha keyifli. Bence şunu söylüyorum, o stat eğer yaşanacaksa, yaşanacak bir yer olacaksa Ankara'dan hangi bakanlık, işte Bayındırlık Bakanlığı mı atıyorum, ne bileyim, Ulaştırma Bakanlığı mı, Orman Bakanlığı mı, Dışişleri Bakanlığı, bir bakanlık devreye girsin, Gençlik Spor Bakanlığı mı, bir bakanlık devreye girsin ya da Türkiye Futbol Federasyonu. Ya ben Konya'da maç seyretmeyeyim ya milli maçı. Ben ne bileyim. 100 katılıyorum sana ya. Ben olimpiyata niye gidiyorum arkadaş? Bana ne ya? Benim burada evimin 100 metre yanında, 200 metre yanında stat var. E ne oldu? Bursa'da stat na tamam olduğu için gidiyorum. Ben Konya'da maç seyredeceğim. Ben niye Konya'ya gideyim? Ben niye Antalya'ya gideyim ya? Ben niye Kayseri'ye gideyim milli maç seyretmek için? Ben niye İstanbul'da olimpiyat stadına gideyim? Yarattığın katma değer olarak baktığında. Ya bir çoğuna ev sahibi yapmak ya lazım. Ya ülkenin parası benden çıkıyor. %100 katılıyorum. Bu o kadar önemli bir cümle ki bu. Yani burayı ülkeye parayı ben kazandırıyorum. Artistliği başkası yapıyor. Evet. Artistliği Konya yapıyor. Artistliği Kayseri yapıyor. Olur mu şimdi? Olmaz. Buna %100 katılıyorum. Yani şeyi hatırlıyorum ben. Ampute takımımız bizim Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olmuştu hani. Hatırlarsan evet. İnönü stadında. Evet. Orada Fikret Orman işte yaptığımız stadyum falan filan cümlesi kurmuştu. Arkadan Sayın Cumhurbaşkanı o stadı biz yaptık. Biz yaptık dedi. İşte ben bunu duymak istiyorum. Evet. Yani benim Cumhurbaşkanım, bu ülkenin Cumhurbaşkanı şu andaki Büyükşehir Belediye stadını da yapsın. Biz orada ampute milli takımını da seyredelim. Milli ulusal takımımızı da seyredelim. Ya bir de şunu anlamıyorum. Ya bu cümleyi biz Bursa için niye duymuyoruz ya? Ben anlamadım yani. İnönü stadı için duyuyoruz bunu da. Hangi stat? Türk Telekom Arena için de duyuyoruz bunu. Duyuyoruz. Evet. Yine çünkü devletin çok büyük katkısı oldu orada. O patladı, yarı stat kaldı. Aynen ama biz kendi stadımız için duyamıyoruz bunu. Antalya stadı için duyuyoruz. Rize stadı için duyuyoruz. Trabzon stadı için duyuyoruz. Hadi Kadir Has'ı ayrı tutuyorum. Kadir Has'ta Kadir Has'ın çok büyük katkısı oldu. Ya o çok hakimiz. Kesinlikle yani doğru. Yapılırken de biliyoruz. Temel atmasını da biliyoruz. Aynen. Orada gördük eski statla yeni stat arasındaki dolmuş taksi tuttuk. Kaç dakikada gider eski statla yeni stat arasındaki mesafeyi ölçtük. Bak orayı bile inceledik yani buradaki stat yapılmadan önce. Ama orası nasıl yapılmış falan diye. Onlar da çok güzel bir stada sahip oldular çok güzel, gerçekten. Evet. Hadi orada Kadir Has'ın çok büyük bir desteği oldu. Açık çek verdi ilgili belediye başkanına. Adınızı vereceğiz dedi. O zaman dedi buyurdu. Çeke siz yazın dedi. Hani ne kadar masraf ettiyseniz karşılayın gibi. Ama bu Bursa için, Bursa bu konuda bir kere üvey evlat muamelesi gördü. Hala ya üvey evlat muamelesi. Kabul edemediğim bir şey var. Bu konuda bir siyaset falan yok. Ya bütün ülkede statları TOKİ yapıyor. Toplu konut idaresi yapıyor. Doğru mu? Tabii işte bu söylediğim o anlama geliyor zaten. Şimdi arkadaş niye Bursa'da Büyükşehir Belediyesi yapıyor statı? Ben bunu ya yapmış değil. Bitmiş. Tamamla. Ha, o zaman TOKİ gelecek tamamlayacak. Tamamla yani. Nasıl Galatasaray'da stat na tamam vaziyette kaldı. Devam edemediler. Dediler biz finansal olarak bittik. Bu stat artık gitmiyor. İşte bilmem ne ortaklığı, şu ortaklık falan filan. Devlet dedi ki tamam arkadaş. Bir anlaştılar. Florya ile vesaire de bir yerlerle anlaştılar. Tamam dediler. Biz bunu yapıyoruz. TOKİ devam etti. İşte Türk Telekom sponsor oldu. Bir şey oldu vesaire. Bitti. Ama uluslararası maç oynuyor. Galatasaray her sene Şampiyonlar Ligi oynuyor. En kötü UEFA oynuyor. Oynuyor. Yani Bursa Spor'a baktığında... Şimdi Bursa Spor mesela 2010'dan sonra 5 yıl Avrupa'ya düzenli gitti değil mi? Nerede oynayacaktı Bursa Spor maçlarını? Oynayamayacaktı. Nerede oynayacaktı? Ya en yakın şehirlerde oynayacaktı. Konya'ya mı gidecektik biz Bursa Spor maçına? Ya da tamamlayacaktı. Şimdi aklıma başka bir şey getirdim. Buyurun. Daha önemli buluyorum. Edinilmeyle alakalı. Yani mal edinmeyle alakalı. Şimdi Atatürk stadı da Bursa Spor'un değil. Evet. Çok ilginç yani. Bütün o başarıları o stadda yaşamış bir futbol takımı var. Kendisine ait değil stad. Ama Ali Samiyan öyle değil. Ali Samiyan Galatasaray kulübünün olmuş. Evet. Yani o da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden geçme. Kendi arazisine Galatasaray
futbol kulübü gel buraya bir stat yapalım dememiş yani. O zaman Bursaspor istemeyi mi bilmiyor? Ya hep onu anlatıyorum ya. O kadar Anadolu kalmış ki yani Anadolu'yla hep ayrıştırıyoruz ya İstanbul takımlarını. Hani bir İstanbul büyükleri bir de Anadolu deniyor. Anadolu takımları işte Trabzon Allah'tan o egemenliği 6-7 şampiyonlukla yıktığı için sonra Bursaspor Anadolu'dan son şampiyon olarak geldiği için 5. şampiyon hani diyelim. Sanki o şeyin birliğin içine girmiş gibi ama yapılan eylemlere bakıyorsun. Eylem dediğim bunlar edinilmeyle ilgili. Mal edinmeyle ilgili. Sen Vakıfköy'e sahiplenememişsin. Senin olmamış. Öldüyse senin olmamış. Atatürk stadı da senin olamamış. Bütün bunlar olsaymış ne olurdu? Altı parmaktaki o kültür parkının yanındaki stadı başka bir yere taşıyabilirdin tabii. Verirdin, lokasyonu çok iyi bir yer orası. Başka bir yapıya dönüştürürdün. Ciddi paralar elde ederdin orada. O elde ettiğin paranın bir kısmıyla yeni bir stat yapardın ya da mevcut yerde yapardın stadını. Ya da Özlüce'yi birine pazarlardın. Ben çekiliyorum derdin, Vakıfköy'e dönerdin. Çünkü senin değil. Yani o kadar böyle yersiz bir tartışmanın içine sokulmuş ki dönemin yöneticileri bir şeyi sahiplenememişler. Ya nasılsa belediye üzerine almış, o yapmış, o kiralamış. Aslında keşke bir yönetici gelip bunları biz üzerimize geçirmek istiyoruz deseymiş. Evet. Uzun vadeli yapılandırılan borçlarla vergi borcu gibi, SSK borcu gibi yapılandırsaymış borcunu. Senin olunca değerli hale geliyorsun, kıymetli hale geliyorsun. Büyük oluyorsun, büyük. Pazarlık gücün artıyor. Tabii. Şimdi her büyük şekilde. Değilsin, kimseyle konuşamıyorsun, hiçbir şeyin yok, mal varlığın evet. Yok, sıfır. Hani bakkalın boş, bakkalın sahibisin. Ya benzinliğin var, benzinliğin senin değil. Elinde fabrikaların vardı, fabrikalarını satmışsın. Daha ne yapacaksın ya? Bir kulübe bu kadar zarar verilir mi? Bu da kendi yaptığın zarar. Şimdi almayı becerememişsin zamanında, istemeyi becerememişsin. Atatürk Stadı'nı, Vakıfköy tesisini, Özlüce tesislerini vesaire. Galatasaray alıyor. Ya Fenerbahçe alıyor. Fenerbahçe alıyor. Onlara ait oluyor ya. Evet. Nasıl oluyor? Yani işte zamanında, şimdi çok iddialı konuşmayayım. Fenerbahçe'nin olduğu yeri biri parayı ödeyip mi verdi? Şükrü Saraçoğlu. Hayır ya, Suha ne parası ya? Ben hatırlıyorum yakın tarihi. Sevgili Fikret Orman Başkan, Beşiktaş'ın kulüp biliyorum. Başkanı. Diyelim 300 gün görev yaptı diyelim. Hani görev alanı 270 günü meclise geçmiştir. Evet. Bakanlıklar arasında geçmiştir. Doğru. Destek almak doğru. Için. Doğru. Bizde de yöneticiler var arkadaş. Neredeydiniz yani? Bizde de bakan var, bu şehrin bakanları var. Bu şehirde başbakan yardımcıları var ya. Bu şehir çok güçlü bir şehir. Yani hükümet ederken de çok güçlüsün. Sanayi olarak da çok güçlüsün. Spora bakınca bir şey değilsin. Sonuç sıfır. Sıfırsın yani. Bir de çekiniyorsun şimdi bir de yani. Bir de destek de olmuyorsun. Neymiş, kötü yönetmiş birkaç kişi. Müsaade etmeseydin arkadaş. Müsaade ettirmeseydin. Çok büyük para dediğim 50 milyon Türk lirası 5 milyon euro yapar. Galatasaray'ın bir oyuncuya verdiği bonservis bedeli şu anda. Şimdi aradaki fark bu. Sen eğer büyük takım, ya büyük takım demeyeyim, güçlü bir takım olmak istiyorsan biraz farklı yol izleyeceksin. Bu şekilde yerel kalmayacaksın. Bir şekilde kendini o arenaya atacaksın. Yani o Avrupa arenasına atacaksın. Ya biz bir ara bir uçaktan iniyorduk, öbür uçağa biniyorduk. Sürekli bir Avrupa'da bir maç, kamp, bir deplasman, oradan geliyorsun, hadi Süper Lig'de bilmem ne maçı vesaire. Bursaspor şu anda ne yapıyor? Son 3 senedir, son 5 senedir hiçbir şey yapamıyor. Yaptığı tek şey yöneticilere kendini borçlandırmak kulübün. Başka hiçbir şey değil. Ya bir de orası var. Orası tam bir kangren bir konu yani. Yani Ali Ağa'ya borçlandırmak, evet. Mesut Mesut'a borçlandırmak, bir başkasına borçlandırmak. Şimdi şu anda baktığınızda da kime borçlanıyor? Emin Adanur'a borçlanıyor kulüp. Tabii. Ne farkı var Ali Ağa'dan? Hiçbir farkı yok ki. Yani Ali Ağa gidiyor. Yani, şey anlamında demiyorum yani. Borçlanıyor. Diken batıyor. Başka tamam mı? Şimdi Emin Adanur'a borçlanıyor kulüp. Ha Emin Adanur çıkar. Siliyorum arkadaş, ben bunu hibe ettim. Çok ütopik bir şey söylüyorum ama ha, o potansiyel de var. Onu da söyleyeyim. Ya işte yani yarattığı bir kere çok güzel bir algı var. Yani %100 katılıyorum. Müthiş başkana. İş yapıyor o konuda. Bu yarattığı şeyi söylediklerini de yaparsa bence Özlüce tesislerini üzerine geçirmeye çalışsın. Milli emlak, hazine satın alsın. Bursaspor. Bursaspor'a. Bursaspor'a.
25 yıllık. Çünkü üzerine geçildi deyince tabii, yanlış anlaşılır yani o yüzden. Yani siyasi bütün gücü kullansın bir kere yani. Bu şehrin siyasi gücü neyse hepsini hareketlendirsin. Vakıfköy de üzerine alsın. Satın alsın. Yani Bursa Spor alsın. Tabii tabii Bursa Spor Kulübü alsın. Aldığınız zaman güçlü hale geliyorsunuz. Mal sizin oluyor çünkü. Evet. Ha, nasıl olsa ödeyemediğin zaman yeniden yapılandırabiliyorsun. Mal senin olduktan sonra kolay. Topu senin olsun da ondan sonra farklı farklı görüşmelere gidebilirsin. Güçlü olduğun zaman sponsorların da artıyor biliyor musun? Diyor ki Bursa Spor çok güçlü bir yapıya sahip. Biz niye kredi alamıyoruz? Hiçbir şeyimiz yok. Nasıl sıfırız yani. Ki? Yani hiçbir şeyin olmadığı zaman sen şahsi kredini kullanıyorsun. Emin Adalur şahsi olarak bankalarda neyse ben diyor ki şahsi kredimi Bursa Spor'a kullandırmak istiyorum. İşte alacak hikayesi oradan çıkıyor zaten. Yöneten Bursa Spor Kulübü'nden alacak bir duruma geliyor. Hikaye böyle başlıyor. Ali Ay cebinden verdiği için alacaktı veya Mestan verdiği için. Kurallar öyle söylediği için söylüyorum bunu. Yani yazılı kurallara göre kulüpten alacaktı gözüküyorlar. Böyle baktığımız zaman da evet cebinden ödemiş ve alacaktı. Normal yani çok olağan bir şey. Bugün 40 milyon buraya yapılandıracak cebinden ödeyecek. 50 milyona transfer için ödeyecek Emin Adanur. 100 milyon alacaklı olacak. Yarın olası bir kongre değişikliği erken atıyorum bir kararda diyecek ki benim 100 milyon alacağım var. Çok o kadar doğal o kadar şey ki bunu istemiyoruz da böyle bir şey olsun istemiyoruz. Yani biz başarı istiyoruz. Biz oyun istiyoruz. Ben sahnede bir oyun seyretmek istiyorum. Futbolcu seyretmek istiyorum. Takım seyretmek istiyorum. Taraftar olarak baktığında da ben evet bütün bu gürültüyü patırtıyı bitirin. Tahtayı mı açacaksınız? Transfer mi yapacaksınız? Adana maçında ben sahada iyi 11 görmek istiyorum. Sen fırtınayı bana hep anlatma. Hep rüzgarı anlatma. Anladın mı? Başka bir yere geliyorum şimdi. Bütün bunları yaptıktan sonra da yap basın toplantını. Bütün kentin dinamiklerini ayaklandır. Siyasi gücü de yanına al. Şimdi yavaş yavaş programı toparlayacağım. Bu gözler bu şehirde, bu takımda Kenny Miller gibi bir golcüyü gördü. Jose Altidore gibi bir oyuncuyu gördü. Federico Insua gibi bir oyuncuyu gördü. Ne bileyim, Scott Carson gibi İngiltere'nin, Premier Lig'in şampiyonun kalecisini gördü. Bu tarz oyuncuları izledi bu gözler burada. Ama ne oldu? Paraları zamanında yatırılmadığı için bu mevcut tablo ortaya çıktı. Fernando Belucci'yi gördü. Şimdi zaman zaman ben tabii kadrolara ya, neler seyrettim. Yani kadrolara bakıyorum. Şimdi sen bir şey paylaşayım ya dur ne olur. Güme gitmesin. Allah rahmet eylesin İbrahim Yıldız'ı aradı. Adem Hoca nasılsın dedi. İyiyim başkanım. Siz nasılsınız dedim. Kenny Miller aldım dedi. Hı hı. Ne diyorsun dedi. Ya helal olsun dedim başkan ya. Vallahi tebrik ediyorum dedi. Dur daha bitme dedi. Altidore'u da aldım dedi. Ne yaptın dedim. Onu da aldım dedi. İki kere helal olsun sana dedim. Seni tebrik ediyorum dedim sayın başkanım dedim. Böyle aramızda bir şey geçti. Konuşma geçti. Bunları paylaşmıyoruz tabii biz. Tabii. Seni de çok geçmişler aramda ama şimdi sen ikisinden peş peşe bahsettiğin için hemen yad etmek istedim hani. Mekanı cennet olsun. Böyle de paylaşımcıydı. Hani hem başkan hem transfer yapıyordu. Bunu da sevdiği diyelim hani insanlarla da paylaşıyordu. Bir gün telefon açtı rahmetli. Bu anıyla yavaş yavaş bir şey dedim. Ya dedi bizim çocuklar dedi arkadaşlar dedi bir kaleci alacak. Sen meraklısın bak bakayım dedi. Dedim kimi alıyorlar? Scott Carson falan hızlı hızlı da konuşuyor. Scott Carson'ı alacakmış istiyorlar dedi. Tamam dedim ben bir araştırayım dedim. Ondan sonra biliyoruz zaten kaleci İngiliz milli takımında da kaleyi koruyor. Dedim bak birkaç tane bomba golü var. Sonra sinirlenme. Böyle bir durumla karşılaşabilirsin. Yani enteresan yediği goller de var ama sonuçta milli takım düzeyinde bir kaleci dedim. Ondan sonra para da kazanabilirsin dedim. Para kazanır mıyız dedi satarsak sonra dedi. Dedim kazanırsın. Direkt kazanırsın. Sonuçta İngiliz milli takımının kalecisi senin elinde ve bir sonraki transferinden mutlaka para kazanırsın dedi. Tamam dedi. Bir hafta sonra Bursa Spor'da Scott Carson. Şimdi bu tarzda oyuncuları izledik. Şimdi de ben gene istiyorum öyle oyuncuları izlemeyi. Bursa bunu hak ediyor tabii. Hak ediyor. Şimdi asla genç arkadaşlar anlamasın. Yanlış anlamasınlar. Benim için Burak Kapacak çok çok değerli. Emirhan çok çok değerli. Ne bileyim bir Çağatay Yılmaz çok çok değerli. Ne bileyim bir Taha Altı kardeş. Yani pamuklara sarılsın geliyor aman bir şey olmasın diye. Ama bu takım
tecrübeli böyle geçmişin Kenny Miller'ı gibi, geçmişin Altidore'ı gibi. Ya Batacası gibi işte ya. Batacası gibi, Belushi'si gibi. Ya Volkan gibi, Sercan gibi oyunculara ihtiyacımız var yani. Var yani, yapacak tabii bir şey ki, yok tabii yani. Tabii ki. Hatta Ömer Erdoğan gibi işte. Yani. Şimdinin teknik direktörü. Kesinlikle yani bu tarz oyuncuların da bu takıma monte edilmesi lazım ki o zaman işte tekrar o istediğin, arzuladığın Süper Lig'e çıkabilirsin. Yoksa bu ligde kalmaya devam edersen işte elinden stat da gider, elinden özce tesis de gider. Eskişehirspor gibi oluruz. Eskişehirspor gibi olursun. Ya Eskişehirspor diyoruz ya, inşallah onlar da düzeltir. İnşallah, inşallah. O da iyi bir bak, sanayi şehri çünkü. Kocaeli toparladı. Toparladı, çok acı çekti. Çok, sen çok hakimsin o Kocaeli. İnanılmaz, evet, inanılmaz. Yani benim arkadaşım başkanlık yaptı. Ondan sonra inanılmaz sıkıntılar yaşadı. Ama şu anda toparlandılar. İnşallah bu yılda Bursa Spor'la beraber kendilerini Süper Lig'e atarlar. Hocam bak, çok uzun yıllarda yöneticilik yapıyorum. Hiçbir iş el yordamıyla yapılmaz. Bak, el yordamıyla yaptığın her işte batarsın. Hı hı. Bütün yüreğinle bir işi yapıyorsan o zaman başarılı olursun. %100 başarılı. Evet. Yani bütün hücrelerinle, bütün kalbinle, bütün zamanını o işe yoğunlaştırırsan başarılamayacak hiçbir iş yok. Doğru söylüyorsun. Onun için Emin Adanur ve ekibi görüyoruz. Evet, sosyal medya şu bu ama bu işe çok zaman ayırmaları gerekiyor ve hiçbir şey, ne diyorlar, ütopya değildir. Hani böyle hayali değildir. Ütopik değildir. Hipotik değildir. Çünkü bugüne kadar yapılamamış şeyler, bu anlattığımız şeyler, satır aralarında bahsettiğimiz şeyler kolay halledilebilir şeyler değil ama halledilemeyecek işler de değil. Evet. Hepsi yapılabilir iş şeyler. Bursa'nın çok büyük bir gücü var bu ülkede. Bu gücü kullanmak gerekiyor. %100 katılıyorum. Yani bu gücü yanına alacaksın. Evet. Bu, çünkü futbolun siyaseti yok. Futbol kentte yaşayan herkesin takımı. Ya da sen yanına almasan bile o güç Bursa Spor'un yanında olacak. Bitti. Yani, olmak zorunda yani. Olmak zorunda, çünkü o güç, sen çağırma. Sen çağırma, o güç hep yanında olsun. Bu çok, çok, bunu çok önemsiyorum ben. Hani, evet. Çünkü bu bizim ülkenin mozaiği bu. Bizim ülkemizin demokrasi anlayışı bu. Yani bizim ülkemiz böyle yönetiliyor. Sen de bu ülkeye göre yöneteceksin takımını. Hı hı. Hani yarın çok kurumsal oluruz. Çok farklı şeyler olur. O zaman evet, o şekilde gideriz. Ya da hep söylediğim bir şey var benim. Söylediğimin arkasındayım. AŞ yap takımı. Evet. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Keyifli bir sohbetti. Gönül ister Erkan Önceli de olsaydı, burada. Keşke olsaydı. Sataşacaktım ben bugün ama. Olmadı. İnşallah önümüzdeki hafta. İnşallah. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın efendim.